Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli kardeşlerim, bugün karşınızda fazileti yüksek bir zikirle beraberim. İnşallah biz de bununla amel edeceğiz arkadaşlar. Zikrimiz arkadaşlar Cübbeli Ahmet hocamızın Duaların kitabında da geçiyor arkadaşlar. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Şimdi o hadis-i şerifi söyleyeceğiz ve inşallah biz de bunlarla amel edeceğiz. Bu hadis-i şerif arkadaşlar sabah 3 defa söyleyeceğiz. Sabah ne zaman söyleyin? Şöyle sabah namazını kıldıktan sonra arkadaşlar siz bu zikri söyleyin. Şahsen Cübbeli Ahmet hocamız da öyle tavsiye ediyor. Kendisi akşamları da söylüyorum demişti. Ben bu videosunu izlemiştim YouTube'da. Ama hadis-i şerifte sabah diye geçiyor. Kendisi ben akşamları da 3 defa hani unutmamak için söylüyor. Ben de bu zikri yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey söyleyeyim. Yani %80, %90 oranında terk etmedim arkadaşlar. Yani terk ettiğim zamanlar unutuyorum arkadaşlar. Sabahleyin namazdan sonra. İnşallah bu hadis-i şerifi şöyle zikredelim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden diyor. Cübeyriye radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün sabah namazını kılınca daha kendisi namazgahında iken erkenden yanından çıkmış gitmiş. Kuşluktan sonra Cübeyriye radıyallahu anh'a aynı yerinde zikrederek otururken geri gelmiş ve bırakıp gittiğim halde duruyorsun. Hiç yerinden kımıldamadın galiba diye sormuştur Peygamber Efendimiz. Cevap olarak evet cevabı üzerine şunu söylemiştir Peygamber Efendimiz. Ben senden ayrıldıktan sonra 4 kelimelik bir duayı 3 kere okudum. Eğer bunlardan hasıl olan sevabı tartılacak olsa senin diyor burada sabahtan beri okuduğun duaların sevabın ağırlığına denk olur buyurmuş. Yani sabah namazını kılıyor. Cübeyriye radıyallahu anh kılıyor. Kuşluk vaktine kadar namazdan sabah namazından kuşluk namaz vaktine kadar Cübeyriye radıyallahu anh zikir yapıyor arkadaşlar. O vakte kadar zikirle meşgul oluyor. Peygamber Efendimiz de onu hala orada görüyor kuşluk vaktine kadar. Zikirle meşgul olduğunu hiç kımıldaman olduğu yerde zikirle meşgul görünce İşte bunu söylüyor arkadaşlar. Ben 4 kelimeyi 3 kere okudum. Bundan hasıl olan sevap tartılacak olsa diyor benimkiler senin burada sabahtan o kuşluk vaktine kadar okuduğun duaların sevabın ağırlığına denk gelir diyor. Neymiş peki o okumuş olduğunuz zikir arkadaşlar? Kolay arkadaşlar. Arapçası da var burada. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve ziynete arşihi ve midade kelimatihi. Sabah onu 3 kere söyleyeceğiz. Peki anlamı nedir? Allah'ı diyor mahlukatı sayısınca, nefsinin rızasınca, arşının ağırlığınca, kelimelerinin adedince hamd ile tesbih ederim. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif arkadaşlar. İnşallah biz de bununla amel edelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve videolara bir de like atarsanız daha çok kişiye ulaşabiliriz. Daha böyle zikirler, faziletli zikirler paylaşacağım kanalda inşallah. Ehli sünnet hocalarımızın görüşlerini, sohbetlerini de kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.